ismim Hüseyin. 12 senedir bu mesleği yapıyorum. Kardeşimle beraber çalışıyoruz Cihangir'de. Meslek olarak erkek berberiyiz. Yani Avrupa'da kuaför diyorlar ama kuaför biraz daha daha şeyi çok olan, sistemi çok olan ama berber daha klasik geliyor. Bizim gözümüzde müşterimiz de buna memnun kalıyor. Berber demek yani daha iç içe, kuaför daha profesyonel oluyor. Berber müşteriyle iç içe, samimi bir sistem. Şöyle öğrendim, kardeşim direkt erkekle başladı. Ben ilk bayan kuaförüne başladım. 2 sene bayan kuaförü yaptım. Ondan sonra Nişantaşı'na gittim. Nişantaşı'nda yaklaşık askere kadar 2,5-3 senede orada çalıştım. Yani çıraklığım orada geçti. Aynı bizde herkesin olduğu gibi balonları kullandık. İşte yavaş yavaş elimizi geliştirdik. Eş, dost, arkadaş. Bunlar işte saçlarını boza boza. Saçlarını boza boza, yamuk yapa yapa, biri kısa biri uzun yapa yapa zamanla geliştirdik mesleğimizi. Erkek kuaförlüğüne ilk ben başladım. Evet. 16 yaşında çıraklık. Çıraklıktan girdim, başladım. 5-6 sene aynı iş yerinde çalıştım. Ondan sonra askere gittim. Askerden sonra Mecidiye köyünde işe başladım. Profil alışveriş merkezinde. Ondan sonra oradan çıktım. Bu dükkanı beraber açtık. 6-7 senedir de işletmenin sahibiyiz. Aynı müşteri geliyor. Böyle işte. Tecrübülüsün olsun, ne seviyorlar falan. Evet. Çok önemli. İşte kardeşim müşteri sayılır, benim müşterim ayrı. Düzenli geldiği için o müşterini neden istediğini zaten zamanla anlıyorsun. Neden hoşlandın, neden hoşlanmadın, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, kaç dakika vakit ayırabildiğini. Bazı insanlar koltuk sordurmadan çok hoşlanıyor. Bazı insanlar hiç hoşlanmıyor, hemen acele yap, gönder beni diyor. Öyle bu müşteriyle olan diyalog, ilişki. 45-50 yaşına kadar yapabilirsin yani. Kişi kendi şeyine göre ama yaparsın. Şu var, yani. Sağlık el verdiği sürece, elin titremediği sürece uzun yıllar gidebilirsin. Öyle şeyler zaman geliyor ki mesela eski ustalarımızdan biliyoruz. Adam kötü kesse bile bu koltukta onun muhabbetine hoşuna gidiyor. Yani kötü kesse bile vardı. Mesela benim Nişantaşı'nda ustam vardı. Yani patronun ustasıydı. Orada çalışıyordu. Bir gözü görmüyordu. Ama insanlar o koltukta onun muhabbetine geliyordu. Zaten kendi saçı kesiyordu, ondan sonra kalkıp düzeltiyordu saçını. Ya bu hastalık. Evet. Var mesela burada bir tane daha ustamız var eski. Birkaç tane müşterisi var, eve gidiyor. El ayağı tutmuyor. Ama bir bağımlılık oluyor insanda. Evet. Mesela kardeşimin de olsun, 15 senedir gelen müşterisi var. Benim 10 senedir gelen müşterim var. Çünkü kendi çalıştığımız yerden beri.